Değerli izleyiciler, İstanbul Times TV olarak bugün Ümraniye'deyiz. Vatandaşlara sizce Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi için doğru bir aday mı diye sorduk. Bakalım neler söylemişler, hep birlikte izliyoruz. Belediye Başkanı adayı için. Kim olmalıydı yerine? Oldu ya şimdi Binali Yıldırım. Hayır, en Cumhuriyet Halk Partisi adına diyorum. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi. CHP için doğru bir aday mı İstanbul adaylığı için? Yani bilemem, CHP'nin daha eski şeyleri vardı, içinde daha iyi adamları vardı, olabilirdi yani. Ekrem İmamoğlu için bir diyeceğim bir şey yok. O Türkiye Cumhuriyeti bir vatandaşıdır. Ama bir o kendisi değil ki. Kendisi pir olabilir, çok doğru olabilir. Ama onu yönetenler eğrisi doğrusuyla anlamıyor. Görüyorum ki anlamıyor. Bu memlekette mesela bir PKK olayı var mesela. Hem adam destekliyor mesela, hem de demiyor ki PKK budur. Onun yanına sapına tutuyor. Ben PKK şu Kürttür budur. Ben insan ayrımı bu yaşıma kadar yapmış insan değilim. İnsanı Allah yaratmıştır. Allah'ın yarattığı kulu ben bir seven bir insanım. Ama nedir yani? Paylaşamayacağımız nedir? Bu dünya gelip geçicidir. Bugün varsak yarın yokuz. Bu dünya ölümlü. Bunu hiç biz ibret alıp da buna göre hiç niye davranmıyoruz? Allah ne iyi ne kötü diyebilirim. İçin efendim. Çok hizmetleri, iyilikleri de var ama bazı aksak yönleri de olduğu için mesela şey için mesela bu bazı şeylerde yani eksikleri var söz şeyde hitap etmelerde. O eksiklerden dolayı yine de çok hizmetleri var. %70 hizmetleri var. Ama ben son olarak bir mesaj daha vermek istiyorum. Millet gelir o için adaylara paha bitsin. En hayırlısını seçsin, vatan yükselsin diye. Teşekkür ederim. Çok güzel bir aday. Yolu açık olsun diyorum. Genç, bilgili, hani değerli, kökten gelen, belediyeciliği bilen, yani tepeden indirilmiş değil, alttan halkın içinden gelen bir belediye başkanı olduğu için destekliyorum yani. Sizce Ekrem İmamoğlu CHP için doğru bir aday mı? Ne bileyim. Nasıl değerlendiriyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nu? Kelli felli bir adam işte. Kelli mi? Yok ya, iyi bir adam diyeyim yani. Değil. Kim olmalıydı yerine? Vallahi beni de ilgilendirmiyor. Ben oy vermeyeceğim için. Nasıl değerlendiriyorsunuz peki Ekrem İmamoğlu'nu? Oy verenler düşünecek. Vatandaş olarak ama. Vatandaş olarak İstanbul'da gerek yok ki. Olarak. Benim şeyim belliriyim. Gerisi de artık o partiye oy verecekler düşünsün. Kazanırsa iyi yönetebilir mi? Yönetemez. Niçin yönetemez? Onlar ne yapar biliyor musun? Samimi söylüyorum. Ne yaparlar efendim? Rastladınız. Şu şehir yollarının etrafında çiçeklikler var ya. Samimi söylüyorum. Kellemi keserim Taksim'de. Siyasetçi kesmesi değil. Onları bile yapamazlar. Niçin? Yapamaz. Gördük geçmişte de gördük. Evet. Ve bütün yaptıkları hataları da hiç kabul etmiyorlar. Hatasını kabul etmeyen insan doğru insan değildir. Hayır, doğru bir insandır. Beylikdüzü'nü iyi yönetiyordu ve doğru bir insandır. Doğru bir seçim, evet. Kazanırsa iyi yönetebilir mi? Yönetir, ona eminim. Yani yönetmezse bir sefer gelir, bir dahaki sefer gider. Vallahi bilmiyorum, daha tanımıyorum ki onu tanısam. Tanımıyor musunuz? Vallahi tanımıyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanı efendim. Ben tanımam. Görmediniz mi? Yok, ismini bilmiyorum ki, okumam yok ki bileyim. Ya Cumhuriyet Halk Partisi bu zamana kadar çok bir şey vermediğini düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu da belki farklı bir fikirde ama yine de AK Parti bu ülkeye faydası olacağını düşünüyorum. Adayma. Doğru bence. Neden biliyor musun? Yani bence hani ileri gören bir insan. Tamam. Yani seçileceğini tahmin ediyorum. Yani inşallah ileride bir şeyler olacağını. Bizler hep Türkiye'de ne biliyor musun? Geriye kalarak, hesaplayarak bir yere geliyoruz. Yok işte bu yaptı da şöyle oldu. Ya yeni gençlere nasıl yaşamamız lazım? Bak biz Merkel'e ne oldu? Merkel şimdi istifa ediyor. Niye istifa ediyor biliyor musun? Şimdi efendim. Çünkü partisine zarar verdiği için. Yani devletine, şeyine zarar verdiği için iptal. Kendi dedi ben hiç girmeyeceğim seçime. Doğru bir karar. Peki Yıldırım'ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence ben Yıldırım bence pasif. Çok pasif. Çünkü hani şöyle millet meclisi seçti. Reis cumhur oldu. Mecburiyet kendi de isteği yok yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Bir zorlama aday yapıldığını düşünüyorsun. Zorlanma. Hani zorla seçiliyor. Hani yani bir şey vereceğini zannetmiyorum. Çünkü seçilse bile bırakacağını tahmin ediyorum yani. Ben bırakıp devredilecek. O zaman o Ulaştırma Bakanlığı yapıyordu. O konuda bayağı tecrübeli olduğu için İstanbul'un trafiğini pek bir şey yapmıyorum ama
aşağı yukarı 40 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ben. İstanbul'un trafiğini kısmen de olsa belki düzeltebilir. Bak kısmen de olsa düzeltir demiyorum. Hani metrolara, şunlara, bunlara ya, taşımaya kardeşim, biraz daha... Zamanı tamam da sen o değil de baştaki bütün parti zaten yönetiyordu. O zaman akıl niye vermedi? Bana şimdi sordu. Ben şimdi cevabını ben veriyorum da ben fikrimi söyleyeyim. De o zaman da bir ya, şey yapıyordum. Arkadaşım. O zaman da ben şunu söylüyorum. Gerçekten bugüne kadar şöyle koltuğa yapışmayıp da ya gerçekten demin dediğiniz gibi Merkel gibi ben bu partiye zarar vermeye başladım deyip de oradan çıkanlar olsaydı onun yerine gelenler çok daha bir şeyler verebilirdi. Gençler bak, daha çok şeyler verebilirdi. Şimdi bak bugün Türkiye'de gençlerin ufukları daha aydınlık. Mesela teknolojiden her türlü şeylerden faydalanıyorlar. Daha çok faydalı olacağını düşünüyorum ya, ama bak bir şey söyleyeyim sana. Türkiye'de bilim adamları çoğu hepsi yurt dışına kaçtı. Bu belli yani. Ve kapışıyor. Evet, bak hepsi kaçıyor da yani. Hepsi kaçıyorlar yani. He, çünkü niye kaçtı? Fikrim? Niye? Bir, niye ama neyse ha, geleceğini göremediği için. Niye hemfikirim? Onu ben söyleyeyim mi? Bakın bundan 20 yıl önce herhalde 20-25 yıl önce Ziya Özel diye bir doktor vardı. Bu Denizli'de yaşamış. Denizli'de doktorluk yapmış. Bir kısımdan bakıyor ki kanser olayı çok geliyor. Bazı kısımdan bakıyor oradan hiç kanser vakası gelmiyor. Adam araştırıyor. Diyor ki ya bu ikisinin arasında ne var acaba? Ne fark var da? Çok vaka gelmeyen yerde zakkum yetişiyormuş. Bu zakkumla adam bunu araştırıyor, ilacını buluyor ve bir televizyonda. Ben de o zaman küçüğüm. Röportaj yapıyor diğer doktorlarla. Diğer doktorlar buna destek çıkacağı yerde adamı zannettim ki ben bir kaşık suda boğacaklar. Tamam da o insanlar kimdi? İşte o kendi milletin. Sen ve senin de. Yine senin Türk milleti. Yani sonuçta biz ne biliyor musun? Bak Türk milleti kendi kendine bir futbol gibi bir parti tutuyor. Bak ben buna karşıyım. Bak karşıyım. Yani benim istediğim Türkiye kim gelirse, destek verirse, Türkiye'yi kim kurtarmak isterse onu desteklememiz lazım. Evet, biz evet. Öyle değil. Biz Tayyipçiyiz. Biz CHP'ciyiz. Biz mi? Ya bunları geçmemiz lazım. Türkiye kurtarmamız için evet. Birlik olmamız lazım. Zarar verirse değiştirmemiz lazım. Şimdi ben ya 20 yani. Sene bir adam bak 20 sene 25 sene bir adam bak Türkiye'de görürsün 25 senedir Türkiye'de gerçekten durum çok kötü. Size... Yani bazı insanlar bilmiyor. Yani bana kalkıp burada şey ya adam ekmeği kredi kartı bak ben geliyorum ya 10 liralık alışveriş yapıyorum. Efendim kredi kartı. Ya ne demek kredi kartı ya? Ya bir ekmek, bir sakıza kredi kartı olur mu kardeşim ya? Bakın, yanlış bir şeydir yani. Yani inanırsan bak ben buraya geldim bak kimsesiz yurtlara yardım ettim arkadaşlara oradan geldim. Yani geldim oradaki sıkıntılar gerçekten bazı görüyorum hani ihtiyaçlar var yani. Gerçekten yani. Türkiye'de sıkıntı da var. Yani son bir sorum şey şu. Daha, bir şey daha ben söyleyeyim. Bir temsil vardır yanlış anlaşılmasın böl parçala yut. Bu da nasıl oluyor adam biliyor musun? Geliyor. Yani affedersiniz ona da 3 öküz misal ediyorlar. Bir tane canavar gelmiş 3 tane öküz var. Üçünü de yiyemeyecek. Bir üçü bir olursa. Diyor ki birine ya diyor bak senin diyor sapsarısın. O diyor siyah. Öbürü de alabula diyor. Sizin diyor hiç birbirinize benzemiyorsunuz ki diyor. Doğrudur. Oy verecek misiniz Büyükşehir'de? Bakalım inşallah. Ben şahsen öyle düşünmüyorum ama kim olmalıydı yerine? Muharrem İnce olmasını isterdim ben. Çünkü olurdu tabii. Kazanma ihtimali çok da yüksek olacağını düşünüyorum. İmamoğlu'nun kazanma ihtimali var mı yok mu? Ya bu seçimde düşünmüyorum ama gene de dediğim gibi CHP vermeyi düşünüyorum. Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu'na mı oy vereceksiniz? Tabii Ekrem İmamoğlu. Efendim sizce Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi için doğru bir aday mı? Çok doğru bir aday. Kazanacağından da eminim. Kaçta kazanır sizce tahmininize? Valla benim tahminim büyük bir farktan kazanacak. Ne kadar efendim? Yani %70 gibi bir oy farkıyla kazanacak. Partiler arasında fark olur mu? Çok büyük bir fark olur. En az %50, %60 fark olur. %50-%60 fark olur. Evet, evet. Sanmıyorum. Niçin efendim? Çünkü öyle bir insan o partiye yakışmıyor. Ya Ekrem İmamoğlu kişisel olarak doğru bir insan da CHP'nin içerisinde o mesela dün gördük. Yani hala kendi belediye başkanlarıyla ilgili tartışmalar. Bu bir demokrasi diyorlar ama demokrasinin de kendi içerisinde bir saygısı olması gerekiyor. Belki Ekrem İmamoğlu da bunlara şaşırıyordur. Yani kendi partisinin böyle dalavereyle, istifalarla, şunlarla, bunlarla bir takım şeylerin böyle yürümesine de şaşırıyorlardır. Ama Ekrem İmamoğlu
eldeki alternatiflere göre bence bir adım önde gibi. Biraz bilgi kazanma ihtimalinden ziyade bilgi olarak, duruş olarak bir adım önde gibi görüyorum ben. Görüşümde değil de o yüzden. Peki başarılı buluyor musunuz kendisini? Tanıyor musunuz Ekrem? Tanımıyorum, tanımıyorum. Araştırdınız mı hiç? Araştırdım. Bence iyi bir insan olabilir ama ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Niçin? Daha güçlü bir adayla çıksa daha da zorlardı. Kim mesela efendim? Ya CHP'nin isimleri var. Mesela İlhan Kesici olsun, Muharrem İnce olsun. Çünkü Büyükşehir Belediyesi, yani bu büyük İstanbul olduğu için buraya daha güçlü bir adayla çıkması gerekiyor. Doğru bir aday mı? İşte tanımadığım bir kişi olunca da soruyu doğrudur yani. Tanıyor musunuz Ekrem İmamoğlu? Yok, tanımıyorum. Eski belediye başkanı efendim, eski belediye başkanı. Ha, olabilir yani. Araştırdınız mı hiç kendisi İstanbul Belediye Başkanı adayı? Aday olarak evet, işte kimler efendim, kimler olduğunu da bilmediğim için. Şu an Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ismi öne çıkıyor. Binali Yıldırım olsun diyorum. Ona mı oy vereceksiniz? Evet. Niçin Binali Yıldırım efendim? Yani yine akıllı şeyler sunduğu için. Ben Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü macerasına baktım. Muhafazakar bir ailenin çocuğu, babası ANAP'tan gelen. Ben Karadenizliyim, Trabzonlu birisi. Bence artık Binali Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nı çok başarıyla yönetiyor. Orada dursun, bizi temsil etmeye devam etsin. İstanbul'a da Karadeniz'de Ekrem İmamoğlu gelsin diye benim fikrim bu. Gelebilir ve yakışır. Açıkçası bence, hani ben çok siyasetten çok anlamıyorum ama ben olsam Muharrem İnce'yi İstanbul adayı olarak koyardım. Aa, şöyle alabilir miyim ben? Kameranın önündesiniz. Muharrem İnce'yi İstanbul adayı olarak koyardım. Çünkü hani bence artık bir popülaritesi var. Yani tanındı. Ve ama hani hangi aday gelirse gelsin bence şu an eşit şartlarda değil. Çünkü hani Muharrem İnce'yi bile koysa karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir adayı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı adayı var. Yani zaten çok eşit ve adaletsiz bir seçim olduğu için ben kazanacaklarını düşünmüyorum. Yanlış bir seçim. Niçin? Kim gelmeliydi? Mesela adını bile bilemiyorum dediğiniz kişinin yanlış bir seçim olduğunu düşündüm CHP için. Adını bilmediğiniz adam mı yanlış seçim? Çok özür dilerim, sordum. Tamam. Yani adını bilmiyorsunuz ama seçimin yanlış olduğunu biliyorum. Tabii ben efendim, şu anda Ekrem İmamoğlu biliyorum ama demek istemiyordum. Özür dilerim, ben kıstım. Çok özür dilerim. Çünkü yanlış kişi, neden diye sorsanız. Eğer Ekrem İmamoğlu bir başka partide olsaydı kesin kazanırdı. Ama CHP gibi biz zihniyette Ekrem İmamoğlu'nu koydukları için sıfır tolerisi var. Kimi aday göstermeliydi? CHP'nin çok affedersiniz sapkını var. Onlardan birini koyabilirdi, İnce'yi koyabilirdi. İnce geçen oyda ne kadar aldı gördük. Ben AK Parti'ye eğer sorarsanız çok doğru bir seçim. Binali Yıldırım çok doğru bir seçim.